Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videonun daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda... FIFA 20 demonun en ince detayına kadar sizlerle birlikte inceleyeceğiz ve ben bütün hani oyunla ilgili aldığım bilgileri sizlerle birlikte paylaşacağım sevgili dostlar. Bunun dışında geçen videomuza gelen ilgi için çok teşekkür ederim. Video 1500 beğeni geçti bir arkadaşlar. Sizlerden bu videoda bu tarz bir destek bekliyorum. Şu an ekranı görmüş olduğunuz gibi videolarımı izleyen kullanıcıların %70'i kanalıma abone değil. Eğer FIFA 20 hakkındaki en güzel içerikleri buradan izlemek istiyorsanız hemen abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar FIFA 20 demo dün biliyorsunuz ki bütün konsollar için piyasaya çıktı. Herkes indirdi, oynadı ve genel bir kitle oyunu beğendi. Ee, çok 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 daha büyük bir kitle oyunu beğenmedi. Bazı kısımda aynı dedi. Peki bunda neler değişti gerçekten? Neler oldu? Bugün bunun analizini servikte yapacağız. Öncelikle FIFA 20 demoda arkadaşlar iki tane moda oynama şansı veriyor sizlere oyun. Bir tanesi Volta, bir tanesi de normal kickoff yani santra maçı yapabiliyorsunuz arkadaşlar bir makineye karşı. Öncelikle Volta modunun bu sene gerçekten çok fiyasko olduğunu sizlere söylemiştim. Ee, bunu hatta aylar öncesinden size söylemiştim. Çünkü dünyadaki ilk Volta'nın oynanış videosu bu kanaldaydı sevgili dostlar. Oradan zaten hepiniz izlediniz. Volta'nın peki neden Volta tutmadı? Volta şundan dolayı tutmadı arkadaşlar. Çünkü FIFA Street dendiği zaman oyuna farklı hareketler, farklı çalımlar eklenirdi. Yani oyda fasitet dediğin zaman sokaklar falan ciddi anlamda sokak gibi olurdu. İşte paslanmış teller, işte böyle yerdeki ıslaklıklar, yerdeki çizikler, yok grafitiler vesaire falan bildiğiniz gerçekten sokak havası olurdu. Ve bu oyunlarda normal FIFA oyunlarında olmayan beceri hareketlerini yani çalımları yapabiliyordunuz sevgili dostlar. Ancak bu oyunda Volta modunda bir sahalar modern sahalar gibi arkadaşlar. Futsal sahaları gibi çok e, modern olmuş. Yani hiç sokağa Benzeyen bir yanı yok. İkinci tarafı da arkadaşlar maalesef ki maalesef Volta modundaki hareketlerin %90'ı normal oyundakilerle aynı arkadaşlar. Birkaç tane hareket farklı sadece. Onlar da zaten sizlere bir süre sonra bayıyor. Çünkü Volta'nın aslında mantığı normal fırın dışına çıkmaktı. Ama EA yes, Sports nedense aynı hareketleri Volta'da kullanarak bence birazcık kendinden soğuttu diyebilirim. Yani Volta modundan çok fazla bir şey beklemeyin sevgili dostlar sizlere bunu söyleyebilirim çünkü FIFA Street'in hepimizin beklemiş olduğu FIFA Street'in tadından falan çok 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 daha farklı bir yerde bilginiz olsun. Şimdi biz asıl gelelim oynanışa ya arkadaş bu oynanışa ne değişti? Oynanışta değişen şeyler aslında çok basit arkadaşlar. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki demolar her zaman daha yavaş oluyor normal oyuna göre yani normal oyun oynadığınız zaman demo kadar ağır olmayacak evet ama bir ağırlık olacak. Buna kesinlikle katılıyorum sevgili dostlar. Biliyorsunuz ki full oyunda demolar arası gerçekten çok ciddi farklar oluyor. Ve yine de olacaktır. Ancak burada oyun hızlansa da yavaşlasa da değişen bazı temel faktörler var. Bugün de bunun bilgisini ben sizlerle birlikte paylaşacağım. Önceki EA Sports arkadaşlar sürekli neyden şikayet ediyorduk geçen sene? hep aynı skill move yani aynı çalım hareketini üst üste yaparak rakibinizi geçme. Bu seni yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bu sene aynı hareketi 2'den fazla yaptığınız zaman adamınız ya yavaşlıyor ya da topu ayağından açtığı için topu kaybediyorsunuz sevgili dostlar. Bu yüzden artık bunu güncellemişler. İkinci temel özellik bakın bu gerçekten de çok önemli bir özellik kaleci oynatma özelliği arkadaşlar. Kaleciyi oynattığınız zaman geçen sene örnek veriyorum. Rakip siz rakibiniz geliyor. Kaleciyi sağa doğru çektiniz değil mi? Ve rakibini sola vurduk. Sizin kaleciniz her ne olursa olsun yine sola atlayıp tutmaya çalışıyordu. Bu sene buna çalışmıyor arkadaşlar. Eğer siz kalecinizi bir yere götürürseniz onun tersine otomatik olarak atlamaya çalışmıyor. Yani bilgisayar defansının etkisi azaltılmış arkadaşlar. İkinci olarak hızın oyunda bir önemi yok arkadaşlar. Sane tut, sanesi, manesi e, aklınıza gelebilecek bütün hızlı oyuncular, Mbappe'si Neymar'ı falan öyle topu aldım hop diye koşup gidemiyor. Bunu yapmalarının sebebi ne arkadaşlar? Bunu yapmalarının sebebi aslında çok basit. Daha dengeli bir oyun deneyimi sağlamak. Hızlı oyuncuları alanların fark yaratmasını engellemek. E, peki önümüzdeki sene oyuna nasıl defans yapacağız derseniz şöyle defans yapacaksınız arkadaşlar size büyük yani kalıplı daha fazla alan kaplayan oyuncularla rakiplerinizi önüne durarak topu alabileceksiniz. Çünkü bu sene yuvarlığa basarak yapmış olduğumuz müdahaleler de gerçekten de çok fazla etkili değil. Hele ki yanlış zamanda yaparsanız %99 ya kart görüyorsunuz ya da arkadaşlar foul oluyor. Yani yanlış zamanda yaptığınız zaman o e, yuvarlığa basarak topu çalma hareketini maalesef ki ya foul oluyor ya da dediğim gibi arkadaşlar ee, sizin dezavantajınız olacak şekilde sonuçlanıyor. Bundan dolayı bu sene defans yapmak için arkadaşlar oyuncularınızın ya da orta rakip oyunculara böyle üzerine koşmaktansa alanı kapatarak kalın oyuncularla yani boyları uzun ve geniş olan oyuncularla arkadaşlar çok daha rahat defans yapabileceksiniz. Bu yüzden oyunun başında Van Dijk e, Hulit, Viera gibi özellikle bu sene çok daha fazla etkili olacaktır bilginiz olsun. Kadrolarınızı kurarken bunlara çok dikkat edin zaten bunların hangi kadroları kurmanız gerektiğini de ben sizlere zamanı gelince anlatacağım. Oyunda hızın fark ettiği tek bir ara var arkadaşlar o da birebir kaldığınız zaman. Şöyle izah edeyim sizlere örnek veriyorum bir ara pas attınız son kişi siz kaldınız. Orada eğer oyuncunuz hızlıysa arkadaşlar uçabiliyorsunuz. Oyunda onu yapmışlar yani demiş ki bu adam eğer ki rakibinin defansını geçmişse onu ekarte edebilmişse koy vergisin demiş abi. Yani bunu çok net hissedebiliyorsunuz. Birebir kaldığınız zaman defansın arkasına geçtiğiniz zaman arkadaş oyuncularınız gerçekten de hızını hissedebiliyorsunuz. Ama normal olan futbolda yani normal e, dar alan futbolunda vesaire gerçekten oyuncuların hızını çok fazla hissedemiyorsunuz. Oyundaki en temel özellik dribling yapmak arkadaşlar. dribling yaparak inanılmaz şeyler yapabilirsiniz bu oyunda. Önemli olan tek şey L1 tuşunu kullanmak arkadaşlar. Yani oyuncunuzu sürekli yön değiştirerek rakiplerinizi çok rahat bir şekilde enkarte edebilirsiniz. Çünkü yuvarlağa basarak yapmış olduğunuz sopa alma müdahalelerinde bu sene inanılmaz bir düşüş var. Bundan dolayı topu almak gerçekten de çok zor. İyi dribbling yapan çok 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 iyi yerlere gelecektir bu sene bilginiz olsun. Bunun dışında sizler de fark etmişsinizdir ki arkadaşlar pas birazcık değişmiş. Topun daha doğrusu fiziği değişmiş arkadaşlar. Top genelde daha fazla yere yakın gidiyor. Neden top yere yakın gidiyor? Geçen sene şikayet edilen olaylardan bir tanesinde topun havada çok çektiği ve rakiplerin önüne geldiğiydi. Artık sanki yer çekiminin etkisi daha fazla arttırılmış ve top sürekli yere yakın gibi geliyor. Peki bu bize neyi doğuruyor? Yerden vurulan şutların... Çok daha etkili olduğu anlamına geliyor. Hem yerden şutların hem de yerden açılan arkadaşlar ortaların çok daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yer çekiminin ivmesi arttığı için artık top yerden çok daha fazla hızlı gidiyor. Bundan dolayı arkadaşlar yerden vurmalara ve yerden ortaları açma bu sene gerçekten de güzel farklar yaratacak. Aslında demo hakkındaki görüşlerim bu kadar arkadaşlar. Çünkü full oyun çıkmadan hemen böyle kararlar bağlamak istemiyorum. Evet ben demoyu beğenmedim ama full oyunun böyle olmayacağını da biliyorum. Bu da sadece sizlere oyununuzu dribbling üzerine kurmanıza ve hangi oyuncuları tercih etmeniz gerektiğini sizlere öğretiyorlar arkadaşlar. Burada öğrenmeniz bir gereken, öğrenmeniz gereken bir diğer nokta ise fırkik ve penaltılar. Bunların eğitimi de zaten bu hafta sonu kanalımda olacak. Aynı şekilde Süper Lig reytingleri de bu hafta sonu kanalımda olacak. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, yenisenize abone olmayı unutmayın. Hadi şu 60 bin aboneye bir getirin bana beyler be. Hadi desteğinizi bekliyorum. Adamsınız, cansınız. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sonuna gidelim, yanından geçelim. Sonuna...